Merhaba, ben Zeynep. Hobi Sever YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yeşil ve kırmızıdan oluşan kolay çilek keselif modeli yapımı anlatacağım. Modelimiz çok kolay ve güzel olacak arkadaşlar. Tığ numaram 1,75 mm. Elinizin alışkın olduğu tığları da kullanabilirsiniz. İpimiz de bu şekilde kendinden iki katlı lif ipleri arkadaşlar. Kanalıma abone olmak ücretsiz. Desteklerinizi bekliyorum. Kanalıma abone olduysanız, bildirimleri açtıysanız hadi videomuza başlayalım. Evet, bismillah diyelim ve başlayalım. 7 tane zincir yapalım. İlk başta yapmış olduğum zincirin yuvasına batıyorum. Küçük bir halka yapıyorum. İki ucunu birleştirerek. Burada da bir tane zincir yapıyorum ve küçük yuvarlağım oluştu. Şimdi ipimi uzatıyorum. Üzerine sardım. 1, 2, 3, 4. Ben 4 kere sarıp yapacağım. Sizler dilerseniz daha fazla da sarabilirsiniz. Hepsini tek seferde çıkarttım. Bir zincirle kapattım. Arada zincir yapmıyorum. Tekrar üstüne aldım. Yine boşluğun içerisine toplamda 8 tane fıstık yapacağız bu şekilde. Dört kere sardıktan sonra bir zincirle kapatıyorum. Arada zincir yapmadan tekrar fıstık yapıyorum. Dört kere sardım. Bir zincirle kapattım. Şu an 1, 2, 3, 4, 5 tane oldu. 3 tane daha yapalım. Evet, 8.'yi de yapıyorum. Sekiz tane fıstığım olduktan sonra bir tane zincir yapıyorum. İlk başta yapmış olduğum fıstığın tepesine şu şekilde kaydırma yöntemiyle ekliyorum. İlk boşluğa ilerlemek istiyorum. Yani iki tane fıstığın arasındaki boşluğa yine kaydırma yöntemiyle ilerledim. Şimdi bu boşluğun içerisine iki tane fıstık yapıyorum. İlk fıstığımı yaptım. Kapattım. Yine aynı boşluğun içerisindeyim. Fıstığı yaptım. Kapattım. Toplamda iki tane fıstık yaptım aynı boşluğa. Devam ediyorum. Yana geçtim. Yan boşluğa bir tane, kapattım, yana geçtim, yan boşluğa da bir tane, kapattım. Evet, üçüncü tekli fıstığımı da yapıyorum yana. Şöyle bakalım. Toplamda 2 tane aynı yuvaya 1, 2, 3 tane tekli olacak şekilde yaptık. Şimdiki boşluğa 2 tane yapıyoruz yine fıstığımızı. Aynı boşluktayım hala. Buraya da yine bir tane fıstık daha yapıyorum. Aynı boşlukta iki tane fıstığım oldu. Şöyle göstereyim dilerseniz. Bakın. İki tane, bir, iki, üç tane, bir, iki tane yine aynı yerde yaptık. Şimdi yine üç tane tekli fıstık yaparak diğer başa kadar ilerleyelim. Boşluklara.
Bakın 1, 2 tane oldu. Şimdi 3.'ü yapıyorum. Evet. İkiliden sonra tekrar 3 tane, 1, 2, 3 tane tekli yaptım. Ve başlangıç boşluğuma gelmiş oldum. Burada 2 tane yapmıştık biliyorsunuz. Buraya ekleme yaparken 1 tane zincir yapıyorum. Ve ilk fıstığımın, yani şurada yapmış olduğum ilk fıstığın tepesine şu şekilde kaydırma yaparak eklememi yapıyorum. Şöyle bir yuvarlak elde ettik. Şimdi ne yapıyorum? Şu iki tanenin boşluğuna ilerliyorum. Yine burada kaydırmamı yaptım. Bir zincir. Şimdi iki tanenin ortasına yine iki tane yapıyorum. Bir zincirle kapattım. Aynı yere bir tane daha. Bu kenarlar artık hep aynı devam edecek. Hep artırma yapacağız. Aynı oya iki tane batacağız. Diğer kenarımda da yine aynısını yapacağım. Buradaki 3 tane olan fıstığımı şimdi 4 tane tek fıstığa artıracağım. Ve kendiliğinden artık modelimiz döne döne yuvarlak bir şekilde büyüyecek arkadaşlar. Bakın tekli fıstığımı yaptım. Yana geçiyorum. Şöyle fıstık aralarını yapıyorum. Görmeniz için de tutmak istedim. Şimdi son boşluktayım. Bakın bu kenardaki artırmadan sonra 1, 2, 3, 4 tane fıstık yaptım. Şimdi yine kenardaki artırmamı yapıyorum. Yani bu yuvaya 2 tane fıstık yapacağım. Şöyle bakın. Dört tane. Şimdi bu boşluklara da yine 1, 2, 3, 4 tane fıstık yapalım. Artırmadan sonra yine 1, 2, 3, 4 tane yaptık. Eklememizi yaparken bir tane zincir yapıp buradaki artırmanın ilk fıstığının tepesine yine kaydırma yöntemiyle ekliyorum. Boşluğa geçtim. Burada yine artırmamı yapıyorum. Mantığımız bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Her sırada dediğim gibi kendiliğinden tekli fıstıklarımız artarak büyüyecek. Şimdi buradaki boşluklara geçtiğimde dediğim gibi şöyle iki tanenin ortasını bakın tutalım. Burada ne yapacağım? 1, 2, 3, 4, 5 tane tekli fıstık yapacağım. Ben burayı hemen yapıp size göstereyim. Evet burayı tamamladım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane yaptım. Yine artırmamı yaptım. Çevirdiğimde 5 tane tekliği yapacağım. Eklememi yaptıktan sonra yine sağ ve sol kenarlarda artırma yapacağım. Aralardaki tekli sayılarım sürekli artacak. Ta ki şu kısımdan başlayacağız saymaya. 15 sıra olana kadar sizler de yapın, ben de yapayım. Tekrar buluşalım.
Evet, ben lifimi artırarak devam ettim yapmaya. Hemen şöyle bakalım. Bu başlangıçtaki noktamızı sayarak arkadaşlar başlıyoruz. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 tane yanda artırma sırası oldu. İlk başlangıcı da saydım. Şimdi ne yapıyoruz? Bu sırada bir sıra artırma yapmaksızın devam edeceğiz. Ve yeşil ipimize geçeceğiz. Hemen başlayalım. Kenarlarda artırma yaptığımız noktalarda artık artırma yapmadan bir tane tekli fıstık yaparak geçeceğim bu sırada. Fıstığımı yaptıktan sonra kapatıyorum ve yandaki boşluğa geçiyorum. Buraya da bir tane fıstık daha yapıyorum. İkinci fıstığımı da yaptım. Yana geçtim. Üçüncü fıstığımı da yaptım. Toplamda aradaki artırma yerine bir tane, kenara da iki tane fıstık yaptım. Ve şimdi yeşil ipimle devam ediyorum. Bu noktada yeşil ipimi kırmızı ipimin içinden geçireceğim. Şu şekilde bir tane de zincir atarak burada düğümleyelim. Kırmızı ipimizi kesmiyoruz. Yürüterek devam edeceğiz. Üzerine aldım. Sıradaki boşluğa şöyle yapalım. Yeşil iple bir tane fıstık yapıyoruz. Bakın şöyle. Bunu kapattım. Şimdi kırmızı ipimle devam edeceğim için yeşil ipimi bıraktım. Onu içinden geçirdim ve yeşil ipimi de kesmiyorum. Bunu da yürüteceğim. Şöyle bakın, dördüncüsü yeşil oldu. Şimdi yana bir tane kırmızı yapalım. Şöyle tutarak göstereceğim bu noktada. Devam ediyorum kırmızıyla. Yeşil ipimi de her daim yürüteceğim. Hangi ipimi örmüyorsam diğer ipim yürüyecek arkadaşlar. Yani ip koparmadan devam ediyorum. Bir tane daha kırmızı yapıyorum. Bu sırada 3 tane kırmızı, bir tane yeşil şeklinde devam edeceğiz. Şimdi yeşille devam edeceğim için diğerine geçtim. Kırmızıyla devam ediyorum. Yine 3 tane kırmızı yapıyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Şuradan başladığımızda 1, 2, 3 tane kırmızı, bir tane yeşil, 1, 2, 3 tane kırmızı, bir tane yeşil, 1, 2, 3 tane kırmızı, yine yeşille devam ediyorum. Diğer kenara gelene kadar bu şekilde devam edelim. Tam köşe noktasında yine geçişi de göstereceğim. Orada bir ayrıntımız olacak. Şu noktaya kadar ilerleyelim arkadaşlar. Bu şekilde devam edelim. Evet, bu kenara devam ettim. Şuradaki artırma ve kısmına geldim. Şimdi burada devam edeceğiz. Bir tane yaparak geçiş yapacağız burada. Hemen göstereyim. Şöyle bakın, 1, 2, 3 tane burada da tek yapacağız. Yine yeşil ipi yürütüyoruz.
Azaltma kısmına geldim. Şimdi burada bir tane tek yapacağım. Bu sıradan sonra azaltma yapacağız çünkü. Evet, 3 tane yaptım. Bakın lifimin ön yüzünün yarısını tamamlamış oldum. Yalnız burada bir değişiklik var. Bakın buralarda hep 3 tane kırmızı yapıp 1 tane yeşil yaptık. Arka yüze geçtiğimizde de aynı denk gelmesi için burada da yine 2 tane kırmızı ile devam edeceğiz. Yani toplamda kenarda 5 tane kırmızı geçmiş olacağız. Bakın. Buradaki geçişi yaptığımız için bu kısımda toplamda 1, 2, 3, 4, 5 tane kırmızı yapmış olduk. 3, 1, 3, 1 şeklinde giderken burada azaltma yapacağımız kısımda bir tane yaptığımız için 5 tane kırmızıya denk geldi. Şimdi tekrar yeşil ipimle bir tane fıstık yapacağım. Kırmızı ipimi yürütüyorum şimdi. Şimdi tekrar 3 kırmızı bir yeşil şeklinde devam edeceğiz. Yani ne oldu? Şöyle bakın. Şöyle katladığımda yeşiller karşı karşıya geldi. Yine aynı şekilde aralarda 3 tane yapacağız. Yeşil yaptığımızda karşılıklı ön ve arka aynı olmuş olacak. Mantık budur. Devam ediyorum. 3 tane kırmızı yapıyorum. Üç tane yaptım. Şimdi yine bir tane yeşil yapıyorum. Ve kırmızıyla devam ediyorum. Nasıl? 3 tane kırmızı, 1 tane yeşil şeklinde şu noktaya kadar devam edelim. Burada birleştirmeyi ve bir üst sıraya çıkmayı da yine göstereceğim. Aynı şekilde sizler de 3 tane kırmızı, 1 yeşil yaparak şuraya kadar ilerleyin. Evet, ben şu noktaya kadar ilerledim. Şöyle bakalım. Şöyle tuttuğumda arkadaşlar karşılıklı yeşiller denk geldi. Bu bitirme kısmındayım. Bu sırayı düzgünce kurduktan sonra daha kolay olacak, emin olun. Diğer sıralarımız kendiliğinden oluşacak artık. Şimdi ne yapıyorum? Sonda 2 tane kırmızı fıstık yapacağım. Ve şurada 3 tane ile başlamıştık. 2 tane de burada yaptım. Toplamda 5 tane oldu. Yeşil ipimi yine üste yürüteceğim için şurada da bir tane zincirimi çekiyorum ve bu ilk fıstığımın tepesine kaydırma yöntemiyle bunu da burada tutuyorum ki arada yürütebileyim. Bakın şöyle. Şuradan da bir zincir yaparak eklememi yaptım. Bu kenarda da 5 tane fıstığımız oluştu. Hemen şu kenara da bakalım. Bakın burada da 5 tane. Aralarda ise 3'er tane fıstıklarımız oldu. Kırmızı ilk sıramızı kurduk. Şimdi azaltma sıramıza geçebiliriz. Artık azaltma yapacağız. Yapmış olduğum bu tek fıstığı, yani şuradaki artırmadan sonra yapmış olduğum tek fıstığın önce sağına sonra soluna birer tane fıstık yaparak azaltmamızı yapacağız. Hadi yapalım. 1, 4 kere sardım. Bakın buradaki fıstığımın sağına, şimdi soluna sarıyorum.
Artık azaltmalarımız sağ ve sol kenarda hep bu şekilde ikili fıstık toplayarak olacak. İkisini tek seferde çıkarttım. Zincirimi yaptım. Şimdi şu kısma bir tane fıstık yapıyorum. Bakın hem azaltmamı yaptım hem diğer fıstığımı yaptım. Bu sırada yeşil olan fıstığımı artıracağım için şimdi kırmızıyı bırakıp yeşille devam ediyorum. İpimi aldım. Şimdi yeşil olan fıstığın sağ kenarına bir tane. Sol kenarına bir tane fıstık yapıyorum. Yani toplamda yan yana iki tane yeşil fıstık yapmış oldum. Azaltmamı yaptım, bir fıstık yaptım. Yan yana iki tane yeşil. Şimdi bunu bırakıyorum. Kırmızıyla devam ediyorum. İki tane kırmızı yapıyorum. İki tane yeşil yapacağım. Kırmızıyı azaltırken yeşili artırıyoruz. Kırmızı bir alt sırada 3 taneydi. Şimdi 2 tane oldu. Gitgide kırmızı ipimizi tamamen bırakacağız arkadaşlar. Yeşil ipimizi artırıyoruz bu sebeple. Şöyle bakın. Şimdi tekrar kırmızıyla devam ediyoruz. Ne yapacağız? Bir tane daha kırmızı yaptıktan sonra yeşilin sağ ve sol kenarına yeşil, iki tane kırmızı, yani iki kırmızı iki yeşil şeklinde şu köşeye kadar devam edelim. Buradaki geçişi yine göstermek istiyorum. Burayı şuraya kadar bir tamamlayalım. Evet, yine bu kenara kadar devam ettim. Şöyle hemen bakalım. Buradaki azaltma kısmımıza geldik. İkişer tane yeşil, iki tane kırmızı yaparak son yeşillerimi de yaptım. İlk yüzümdeyim hala. Devam ediyorum. Azaltmayı da göstereceğim burada şimdi. Bu kısımda bir tane kırmızı yaptım arkadaşlar. Şimdi tam bu noktadayım. İkili toplayarak azaltmamı yapmam gerekiyor. O yüzden bir tane buraya fıstık yapıyorum. Bunu kapatmadan sol tarafına da yine bir tane ikili fıstık yapıyorum. Şöyle bakın, ikili fıstık toplayarak kapatacağım ve azaltmamı yapacağım şu sırada. İkisini kapattım. Şimdi burayı atlayalım, ben de yanlışlıkla orayı yapacaktım. Hemen şu kısma bir tane tekli fıstık yapalım. Bakın burada da bu şekilde geçmiş olduk. Şimdi ne yapıyorum? Yine yeşillerde ikişerli yapacağım için yeşil ipimle devam ediyorum. Yeşil fıstığımın sağına ve soluna toplamda iki tane fıstık yapıyorum yeşille. Yine bunu bırakıp kırmızıyla devam edeceğim. Bu noktadan sonrasını yine ön yüzde yapmış olduğumuz gibi iki tane kırmızı, iki tane yeşil şeklinde burada devam edelim. Şu noktaya kadar ilerleyelim. Aynı buradaki gibi olacak arkadaşlar.
2 kırmızı, 2 yeşil. Bu sırayı da tamamlayalım. Bu noktaya yine geldim arkadaşlar. Şöyle hemen bakalım. 2 tane yeşilimi yaptıktan sonra şimdi yine kırmızıyla bitirişi göstereceğim ve bir üst sıraya devam edeceğiz. Hemen yapalım. Bakın bu noktadayım. Burada bir tane boşluğum kaldı. Buraya tek olan fıstığımı yaptıktan sonra bir tane zincir yaparak ilk başta yapmış olduğum şu azaltma kısmına, bu yeşil ipi de yine üste yürüteceğim için buraya alarak buradan kaydırarak şöyle ekliyorum. Bir tane de zincir yapıp bu sırayı da bitirmiş olduk. Bakın sıramız da bitti. Görmeniz için yavaş ve detaylı yapmaya çalışıyorum. Umarım sıkılmadınız. Şimdi bir üst sıraya çıkalım ve devam edelim. Şöyle iplerimi düzelteyim. Burada yine azaltma yapacağız arkadaşlar. Bakın şurada azaltma noktamızda ne yapıyorduk? Önce bu sağ kısma, sonra sola devam ederek ikili fıstık toplayarak bir azaltma yapıp başlayalım. Bir tane buraya, bir tane de şuraya. İkili fıstığımı topladım ve kapattım. Bu sıramda yeşilleri 3'e çıkartacağım için ve burada başka boşluğum kalmadığı için, bakın şurada ilk boşluğum var. Direkt yeşil ipime geçiyorum ki 3 tane yapabileyim. Üzerine aldım. Bakın buradaki yeşilin sağ boşluğuna bir tane. İki tane yeşilin ortasına bir tane. Ve sol kısmada bir tane olmak şartıyla yan yana 3 tane yeşil yapıyorum. Azaltmayla başladım ve 3 tane yeşilimi yaptım. Şimdi kırmızı ipimle devam ediyorum. Şu boşluğa bir tane kırmızı yaptım. Yine 1, 2, 3 tane yeşil de devam edeceğim. Böylelikle kırmızılarımı azaltırken yeşillerimi artırmış oluyorum. İplerim de karışıyor. Biraz zor böyle kamera karşısında çift renk çalışmak ama eminim sizler de rahat yaparsınız. Evet, 3 tane yan yana yeşili de yaptım çok şükür. Karıştı biraz ama ne yaptık? Azaltmamızı yaptık. 3 tane yeşil, 1 kırmızı, 3 yeşil, tekrar 1 tane kırmızı, 1 kırmızı, 3 yeşil şeklinde artırmalarımızı yapalım. Şu noktaya gelelim. Burada yine azaltmayı göstereyim arkadaşlar. Devam edelim. Evet, şu köşeye kadar geldim. Şöyle ilk yarısını hazırladım. Bakın burada azaltmayı göstermek istiyorum. 3 tane yeşilimi yaptıktan sonra üzerine aldım. Burada 1, 2, 3, 4 tane fıstığımız var. Şurası azaltma kısmımız arkadaşlar. Hemen burada azaltma yaparak diğer yüze geçiyoruz. Yani bir tane fıstık yapıp kapatmıyorum. Diğerine geçiyorum. 2'li fıstık toplayarak kapatacağım.
Diğer yüze geçtiğim için arka yüzdeyim artık. Bakın buraları da 3'e artıracağım. Ne yapıyorum? Hemen yeşille devam ediyorum bu kısımda. Çünkü 3 tane yeşil yapacağız. Bu kısmı atlıyorum. Bakın şuradaki yeşil olanın sağ ve sol ayrıca ortasındaki boşlukları da yaparak burayı 3'e artırıyorum. Artırdım. Yine bunu bırakıyorum. Kırmızıyla bir tane yapıp yine 3 taneye devam ediyorum yeşille. Dönüşü de sağladım. Şimdi yine aynı şekilde devam edelim. Şu noktada buluşalım. 3 tane yeşil, 1 tane kırmızı sırayı tamamlayalım. Evet, burayı da tamamladım arkadaşlar. Şimdi ekleme ve birleştirme kısmına geldim. Bakın burada yeşille bitirdim. Şurada eklememi yaptıktan sonra artık tamamen yeşille devam edeceğim için kırmızı ipimi burada bırakacağım. Kesebilirim artık. Onu göstereyim öncesinde size. Bakın şöyle. Şuradan şu fıstıktan alıyorum. Bunu şöyle iki tane zincir yapıp keseceğim. Niye? Çünkü artık kırmızı ile işimiz bitti. Bunu kaldırıyorum. Üç tane yaptıktan sonra bir tane zincir çekip şu ilk baştaki fıstığımızın tepesine geldik. Buradan kaydırmayla ekledim. Bir tane zincirimi yaptım ve sıramı tamamlamış oldum. Bakın bu şekilde. Bu da içeride kaybolacak arkadaşlar. Bunu gizleriz. Daha sonra da keseriz. Şöyle hiç sorun olmayacak. Bunu da içeriden kesersiniz. Şimdi ne yapıyoruz? Bundan sonra artık tamamen yeşille devam ediyoruz. Ve azaltmaya devam ediyoruz. Burada olduğu gibi ne yapıyorum? Öncesinde boşluğa bir tane ve buradaki boşluğa bir tane yaparak ikili fıstık topluyorum. Azaltmamı yaptım ve yana geçtim. Artık tüm boşluklara yeşille devam ediyorum. Ve bunu bitirdikten sonra bu sırayı tamamen devam ediyorum. Bir tam tur ve bu noktaya geliyorum. Bu noktada bir tane zincir çekerek sıramın başlangıcına sabitliyorum. Yine sağ ve sola azaltma yaparak burada olduğu gibi devam ediyorum. Ve bunu birkaç sıra daha devam edelim. Elimizi soktuğumuzda istediğimiz boyuta geldiğini düşündüğümüzde bırakabiliriz. Ben de birkaç sıra daha devam edeceğim. Ben sıralarımı tamamladım. Hemen şöyle bakalım dilerseniz. Artırma yaptıktan sonra tekli bir fıstık yaparak azaltmaya başlamıştık. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 sıra azaltma yapmış oldum. Benim için gayet ideal arkadaşlar. Dilerseniz sizler azaltmaya devam edebilirsiniz. Ama gayet iyi bir boyutta. Şimdi kenar kirpik süslemesini yapalım. Birleştirmemi yaptıktan sonra burada 4 tane zincir yapıyorum. Ve olduğum noktaya sık iğne yapıyorum. Şöyle. Daha sonra ara boşluğa geçiyorum. Ara boşlukta da yine
4 zincir, yine dibine sık iğne, buradaki fıstığın tepesine sık iğne, boşluğa geçiyorum. Sık iğne yaptıktan sonra yine 4 zincir. Bu şekilde tüm lifimizin kenarını dönelim arkadaşlar. Evet, bunu tamamlayalım. Evet, lifimi tamamladım. Bu ağız kısmını da yaptım. Şimdi bu yaka kısmına, boyun kısmına bir de kordon yapalım. Onu nasıl yapacağız? Hemen şöyle lifimizi kenara alalım. İpimi şöyle uzunca keseceğim arkadaşlar. Takriben 10 metreye yakındır bu ip. Uzunca kesiyorum. Bakın, iki ucunu da birbirine şöyle birleştiriyorum. Bunu 4 kat yaptım. Hemen şöyle ucunu düzelteceğim. Şöyle uzunca ipim var. Burayı tutuyorum. Bu sağ taraftakine ise bakın böyle bunu sürekli çevirerek doluyorum. Böyle sürekli çevireceğim arkadaşlar bunu. Bu şekilde devam edelim çevirmeye. Evet, ben çevirmeye devam ettim bu şekilde. Bakın böyle toplandı. Şimdi şöyle her iki ucunu da tutuyorum. Şimdi bunu şöyle elimle düzelterek tekrar böyle bıraktığımda bakın şöyle kendiliğinden zaten dolanacak. Sadece bunu düzeltmemiz gerekiyor. O kadar kendisi dolanacak ve kordon şeklini alacak. Şöyle. Bakın. Evet. Bu şekilde bunu düzelteyim ben arkadaşlar. Daha sonra lifimize bağlayalım. Evet, ben düzelttim. Şimdi bu ucunu da şöyle yine kıvırarak en son düğüm atıyorum. Bakın bağladım. Bunu keseceğim. Açılma yapmaması için. Şimdi ne yapacağız? Hemen ona bakalım. Şuradan ikinci sıradan bağlamayı düşünüyorum. Tam orta kısmını bulup şöyle alttan üstten geçirerek bir tur döndürelim arkadaşlar. Şöyle bakın içten alttan yaparak tamamen döndürelim. Şu kısımda da fiyongumuzu yapalım. Lifimiz hazır. Oldukça güzel oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Boyutu da gayet ideal arkadaşlar. Şu şekilde kullanıma hazır. Yapımı da bir o kadar kolay ve güzel. YouTube kanalıma abone olmak ücretsiz. Abone olarak bana destek olursanız çok memnun olurum. Yine videolarımı beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı da unutmayın. Daha önce anlatmış olduğum lif modelleri ve farklı kategorideki örgü modellerim için de oynatma listelerime videomun sonundaki kartlara bakın. Sağlıklı kalın, hoşça kalın.